Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Biz Buray'la Orlando'ya geldik ama bu sefer Orlando'da size Asian Market'i çekeceğiz. Elimi tutma da kamerayı sallarım. Ay evet ya. Merhabalar. Bir de çok büyük bir marketmiş. Öyle söylediler arkadaşlarımız. İçinde yemekler de varmış. Buray tabii değişik şeyleri tadacak sizler için eğer varsa. Sen neden tatmıyorsun? O kadar. Niye Buray? Sen seviyorsun. Çok ilginç şeyler var. Buraya mutlaka gelin çekin dediler. Burada yaşayan arkadaşlarımız. Merak ediyorum ama yani çok farklı şeyler varmış. Değişik yumurtalar, şunlar bunlar. Evet, marketin adı Lotte International Food World. Şimdi burayla gidiyoruz. Hem kendim evde de kullandığım soslar falan da alıp götüreceğim buradan. Çünkü seviyorum Asian yemeklerini. Daha doğrusu sos ve baharat kullanmayı çok seviyorum her yemekte. Bakalım bizi neler bekliyor Buray? Bakalım beni neler bekliyor. Çünkü sen buradaki birçok şey yemeyeceğin için yemem. Muhtemelen bana ısrar edeceksin. Bakalım beni neler bekliyor o yüzden. Bir market arabası alayım. Aa. Ben orada girişi alayım. Bayağı büyükmüş içerisi. Burası restoranı. İçeride birkaç tane farklı restoran var. Herhalde kiraya vermişler diye düşünüyorum. Bak birkaç tane farklı restoran var içeride. Evet. Ne oldu? İlk giriş biraz güzel kokmuyor. Yo, ben hiçbir koku almıyorum. Ben de kokuya çok hassasım. Hiçbir koku almıyorum. Bunlar ne meyveleri böyle? Bu armut mango. Mu? Ha, mango. Bu da mango. Normal şartlarda bu markete gelmek istememin sebebi bu meyve arkadaşlar. Soursop İngilizce adı. Diğer adı da guanabana. Tropikal bir meyve. Tabii ki çok detayını bilmiyorum ama söylenene göre kanserde kullanılan bir meyve. Yani kanser için birebirmiş. Bütün bakteriler antioksidan. Antioksidan Buran'ın dediği gibi de bütün bakterileri falan öldürüyormuş. Çok çok faydalıymış. Birçok kişi de buna ulaşmak istiyormuş. O yüzden biz bundan bir tane alacağız. Tadını merak ediyorum, deneyeceğim. Ve herhalde tabii özel bir meyve olduğu için tanesi sadece 13 dolar. Biraz pahalı ama dediğim gibi muhtemelen özelliğinden dolayı. Diğer meyveleri de görüyorsunuz. Değişik meyveler var. Bunun ismi neydi? Jackfruit. Jackfruit. Bunu böyle açıyorsunuz. Hatta bir yere bayağı TikTok'ta popüler olmuştu. Evet. Açıyorsun böyle içinden küçük küçük böyle yuvarlak yuvarlak çıkıyor içinden. Bu ne meyvesi diye hep şey yaptı. Bu Florida'da çok fazla olan bir meyve. Burada bir armut var ama niye böyle sarmışlar süngerler içine ben onu anlamadım. Çok özel bir şey mi acaba? Bu da Ceyda bak bu da aynı familyadan bir meyveymiş. Fakat bu bizim aldığımız soursop ekşi bu daha tatlıymış. Çerimoya. Ama bahsedilen meyve bu. Tayland'dan geliyormuş. Tayland guavası. Bunu da genelde meyve sularını içerim ama hiç böyle tek başına yemedim. Meyve sularını içiyorum. Acaba alsak mı bundan da? Al bir tane. Bir tane alayım. Şöyle madem sarılı geliyor bir tane sarılı böyle alayım. Ejder meyvesi var. Bu Türkiye'de de var. Bu neydi bunun ismi? Hurma. Hurma diye taze hurma diyorlar değil mi? Evet. Ben en çok bunu seviyorum. Bunu kendime alacağım. Liçi. Bayılıyorum. Böyle su kabını soyuyorsunuz, yiyorsunuz. Böyle saydam içi ama böyle sanki hafif tadı nasıl söyleyeyim gül suyunu andırıyor ama çok lezzetli bir meyve. Bak bizim Malteri'miz. Neydi bu? Aslında bir diğer adı da vardı. Yeni Dünya. Yeni Dünya. Bu meyveyi Bodrum'da yazlık yerlerde büyük kaktüslerin tepelerinde bulabilirsiniz. Toplayıp yiyebilirsiniz. Çok faydalı, çok lezzetli ama dikkat edin. Bunların dışı o kadar ince minik minik iğneleri var ki biraz ayıklaması zor ama çok lezzetli bir meyve. Burada da mantar çeşitleri var. Bundan çorba yapıyordum sana hatırlıyor musun? Bu mantarı çok seviyorum. Çorba yapıyorum bundan. Atıyorum böyle sebze çorbası gibi. Çok lezzetli oluyor. Bayağı mantarlar var Ceyda. Siyah mantar, kral mantarı diyorlar. Kral istiridye mantarı. Ceyda mantara bak. Şirinlerin evi. Ama çok güzel değil mi? Evet. Kuru Hindistan cevizi. 2 dolar tanesi. Kurusu ne oluyor bilmiyorum neden kuru. Suyu mu yok acaba içinde? Bu ne? Burdock diye bir şey. Bilmiyorum nedir. Türkçesini bilmiyorum açıkçası. Yer elması gibi bir şey diye düşünüyorum. Ah benimki geliyor. Biraz daha gösterdiğimiz meyvenin bu, tam hali. Demin kesilmiş gösterdiğimiz jackfruit meyvenin bütün hali ama şey boyutuna göre değişiyor. Bu da ağır. Bunun kesildiği zaman çok güzel gözüküyor biliyorsun. Evet. Bir ara bayağı yiyorduk seninle. Evet. Bu ne ya? Ekşi şey, kavun diyor yani. Bu nasıl bir şey böyle? Çin kavunu. Ama nasıl böyle olabilir ki? Ha, bir de patlıcanların falan yanında ismi bitter melon da acaba şey değil normal patlıcan gibi bir şey yanında. Bir şey kokmuyor. Patlıcanların güzelliğine bak. Mini mini. Bunlar ne? Ne bunlar ben anlamadım.
Bunlar da minik minik ananas suları var içinde. Hayır, ben şu tepedekilerden bahsediyorum. Bak böyle kurutulmuş balıklar var. Biraz büyükleri, daha küçükleri. Bir balık derisi kurutulmuş balık, hayatım. Kurutulmuş balık derisiymiş bunlar. Bu çiçeği hatırlıyordum kalamarlar. Ya. Sinek mi yiyordu? Parmağını sıkıştın. Sok parmağını. Parmağını bir sokar mısın? Sen bu video için ya, bu değil bence de. Bu hayır. Bu ne biliyor musun? Bu içine bunun sinek içine yiyordu. Giriyorlar. Evet. Böyle tatlı bir şey var. Kapanıyor ondan sonra. Bu yiyor. Parmağını şey yapmaz. Biliyorum. Ama istiyorsan alıp eve deneyelim bakalım, yiyor mu sinekleri? Bakalım azaltacak mı sinekleri? Çok değişik şeyler var gerçekten. Hiç hayatımda görmediğim şeyler var. Asıl bu taraf daha değişik. Neler var? Bak, Ceyda bakar mısın? Karides minik. Kurutulmuş. Hani? 14,5 dolar bu böyle kutusu. Balık derisi mesela. Bak, yavru ahtapot. Kurutulmuş yavru ahtapot. Vay vay, daha ufak ne bunlar? Ançuves. Balık yavru kurutulmuş. Çok enteresan. Bir sürü balık. Bu büyük midyeler vardır ya, çok büyük. Hani kulağınıza koyarsınız böyle okyanus sesi gelir. O büyük midyelerin içi bu. Konç. Daha çok Bahamalardan falan geliyor olabilir buraya. Tropik bölgelerden. Aslında bir nevi bizim balık çarşısı gibi bir durum şu an. Ama buradan kendin alıyorsun işte. Evet Ceyda, hadi bakalım eve bir şeyler. Gelmişken hadi. Hayır, insan burada ne alacağını da bilemez. O kadar çok sos var ki, hepsi bilmediğimiz soslar. Samjang. Burada zaten İngilizce bile yazmıyor. Bunda da İngilizce yazmıyor. Evet. Ketçap gibi bir şey herhalde bu, acılı mancılı. Kore salçası alıyorum. Daha önce de Burcu bana önermişti. Almıştım ama kullanamamıştım. İstanbul'a gitmiştim. Ben salça hastasıyım. Özellikle bu Hatay olsun, işte Urfa, Antep, o yerlerden salça getirtiyorum sürekli. Çünkü çok seviyorum salça. O yüzden bunu alacağım tekrardan. Sarımsak sosu, karabiber sosu, kırmızı biberle ve fasulyeli sos. Ama onu mushroom yazıyor. Bak ben bunu severim. Bak, Sichuan Hot Spicy Sos. Ben bunu çok severim Ceyda. Doğru mudur bilmiyorum ama. Niye aldın? Şu Sichuan Spicy Sos. Severim ben bunu. Yani bu doğrusu da, mudur bilmiyorum ama o bölgenin sosunu severim. Bu da Dark soya sosu. Bu birazcık daha böyle bizim alışkın olduğumuz soya soslarının bir tık farklısı. Bizim alışkın olduğumuz soya sosları daha sıvı. Bu da daha böyle, nasıl söyleyeyim, kıvamlı. Böyle bal gibi kıvamı var. O yüzden bunu deneyeceğim. Çok enteresan bir kesim yapmışlar bu ete böyle ortalarında. Neden böyle kestiklerini anlamadım. Yani bunları tamam anlıyorum. Az pişiriyorlar. Hemen tık tık ince kesim. Tamam ama şunu anlamadım neden böyle olduğunu. Kurabiye şeker bölümüne girdik. Ama hatırlıyor musun? Maçalı bu çubuk rakeri denemiştik. Yine şekerden evet. Almıştık. Ama o meşhur bir marka zaten. Evet. Bademli var. Aslında bunları denedik. Bunlar normal. Tamam, denemediğimiz bir şey. Denemediğimiz bir şey deneyelim. Bak, fasulyeli kurabiye var. Kek var. Kek diyor. Evet. Pişiriyor musun acaba? Şu anda ilgimi çeken bir şey yok. Çünkü benim aslında bizim aşina olduğumuz bisküvilerin, keklerin sadece isimleri farklı. Ambalajları farklı gibi geliyor. Birkaç tane böyle reyon var. Mutlaka değişik bir şey vardır. Ama şu anda bana işte mesela bizim halleyimiz. Yani evet. Paket biraz değişik. Bak, shrimp krakeri. Şundan alacağım. Onlar çok kötü kokuyor açınca ya. İyi, almıyorum. Vazgeçtim. Al dene. Bundan al Ceyda'cığım. Kestane. Alıyorum hadi shrimp cracker. Gerçi bir şey söyleyeceğim. Bu zaten bizim hep denediğimiz şey. Evet, güzel olabilir. Bak bundan enteresan. Çilekli popcorn, acılı tavuklu popcorn, karamelli tereyağlı popcorn, kestaneli pay, yeşil çaylı pay. Şundan alayım mı Ceyda? Kestaneli pay. Sen bilirsin. Ben bundan alıyorum. Nedir o? Kahveli şekerleri. İnanılmaz güzel kahveli şekeri. Buranın, yani bu markanın. Asian marketlerde var bu. Bak şöyle bir şey alıyorum. Şeftalili şeker. Sen şeftalili severim. Şekeri gördüğün noktada fark etmiyor. Bak ama enteresan alırsın. Bir şey. Burada mesela üzümlüsü var, limonlu var, kivili var. Değişik. Şeyli, zencefilli var. Bu güzel olabilir aslında hastalandığında. Marshmallow var. Ama düz marshmallow. Noodle'lar var burada. Çok güzel paketlenmiş ama. Herhalde böyle sarmışlar porsiyon olsun diye.
Bak, lobsterlı. Ne o? Lobsterlı cips mi? Cips. Al onu, al. O çok güzeldir kesin. Emin misin? Evet evet. Onun lobster değil o şey ya. Lobster yazıyor. Lobster. Pardon. Al al. Onun karidesini ben çok severim. Bu arada bakın, Lay's'in çok değişik şeylerini burada görüyorum. Salatalıklı. Bu midyeli, oysterlı. Ondan sonra... Şu crayfish, tam Türkçesini bilmiyorum bunu. Spicy hot var bak. Alsana bir iki tane Ceyda, deneyelim. Küçük yani. Biliyorum da unuttum. Domatesli var. Domatesli güzel olmaz. Bu neli? Salatalık. Salatalıklı. Etli var. Acılı var. Tamam al, bir iki tane al değişik. O zaman acılı alalım ya. Al. Hiç o şeylere girmeyelim. Ne kadar değişik. Bakayım, ballı. Şekli ama ilgimi çekti. Genelde çoğu cipslerin içinde karides, krep, hep böyle tip aromaları var. Of, dondurma bölümüne bayılıyorum bunların. Moşiler var. Moşilere çünkü. Bayılıyorum, moşilere. Çıkarken bir tane alalım, şimdi alırsak erir. Erir, bir tane alalım evet. Alalım. Burada içecekleri var. Ya bunu herkes çok seviyor. İstanbul'da da var galiba yapan yerler. Yani şimdi bunu... Boba. Bunu şey, sadece şunlardan gösteriyorum. Boba diye. İçinde böyle tane tane şeyler. Denemedim. Nedense ilgimi çekmiyor. Güzel mi? Deneyen var mı aranızda? Ceyda bak, bunlar enteresan. Neymiş bunlar böyle? Ve çok şey, jelly diyor zaten. Jöle gibi gerçekten. Hiç öyle şey değil. Hayır hayatım. Hayır, hafif, o kadar sıvı değil. Bunun yerine böyle pakete koymuşlar. Bence öyle değil. Jelly diyor. Bir tane al, deneyelim. Al. Bunu mu almak istiyorsun? Evet. Bak burada böyle kavun suyu var. 4 mango kalori suyu, diyor. Liçi suyu var. Böyle liçi suyu ister misin? Tadına bakmak isterim ama. 140 kaloriymiş ama bir tane şişe. 30 gram şeker var içinde, hayatta denemem. Ben çok şekerli şeyler içemiyorum. Beni çok rahatsız ediyor. Arkadaşlar alışveriş yaparken mutlaka içeriklerine bakın. Biz de bunu çok geç yaşta öğrendik. Ama mutlaka bakın, çünkü bazen meyve suyu alıyorsunuz. İçinde meyve yok. En azından alışverişlerinizi yaparken içeriğine bakarsanız asidi, şu sulusu zaten almaktan vazgeçersiniz. İçeriğine bakmadan hiçbir şey almayın. Keşke biz de daha erken yaşlarda bu alışkanlığı edinseydik. Ama maalesef öyle bir alışkanlığımız yok. Ben size bunu söylemek istedim o yüzden. Mısır çayı. Mısır çayı mı? Evet. Bir dakika, onu ne yapıyorsun? Şeyden mi çekiyorsun herhalde bunu? Ondan sonra çekip şey mi? Çekip içiyorsun. Buğday çayı. Her şeyin var bak. Fasulye. Siyah pirinç. Ben çok seviyorum siyah pirinç yemeği. Bak, yapıyorum ya sürekli pirinç siyah pirinç. Pirinç çayı mı o? Evet ama siyah pirinç çayı. İlginç. Bu çok ilginç. İlk kez görüyorum bunu. Hayır bak, buradan değişik çay alabilirsin. Aa, şey var mı burada acaba? Hani atınca böyle çiçek alıyor. Çiçek var ya, olabilir burada. Sorsana şu kızcağıza. O burada müşteri hayatım. Öyle mi? Evet. Kendimi Çin'de gibi hissediyorum şu anda. Her şey çok ilginç gerçekten. Yani buraları gelip ne var ne yok keşfetmek lazım. Hatta burada bir danışmanla bile gezilebilir. Ne alalım, neyi neyle karıştıralım, hangi sosu hangi yemeği yapalım. Çünkü hakikaten hiçbir şey bilmiyoruz, okuduğumuzu da anlamıyoruz. Yani birçok şeyin İngilizce açıklaması yok Amerika'da olmasına rağmen. Bundan alalım sonra. Neden? Bak, rulo pasta. Evet. Ama ay canım, rulo pasta. Ben de hiç sevmem. Ben çok severim muzlusunu. Hiç sevmem. En çok sevdiğim ekmek ekmek gelir bana. Çok severim ama buradan şimdi almayalım. Bak, çıkarken bunlar değişikmiş. Alalım. Strawberry cake. Bu çok güzel oluyordu. Puflar. Burada bu arada profiterolü de böyle satıyorlar. Sonra çikolata eritiyorsunuz üstüne. Bu pastanı alacağım ama alışverişi bitirdikten sonra alalım. Çünkü soğuk bölümde ısınmasın. Fasulye unundan pirinç keki yapmışlar. Şöyle değişik bir şeyler olması lazım. Ördek dili falan var. Bilmiyorum. Görmek de istemiyorum. Baktık internetten. Ördek dili. Ondan sonra işte bir sürü tavuk şey kalbi. Tavukların bacakları. 1000 yıllık yumurta var diyorlardı. Ufak böyle minik. İnternette yazıyordu ama göremedik daha. Bakınıyoruz. Ve işte Türkiye. Melis. Bizim turşularımız. Lokman da Türk değil mi benim? Buyurun arkadaşlar. Ağolulu reçeli, vişne reçeli, çilek reçeli, Asya marketinde. Sera. Süper. Süper. Evet, çok mutlu oluyoruz gerçekten.
böyle şeyler olduğu zaman. Ama burada çoğu marketlerde genelde Türk ürünleri görüyorum. Görüyoruz ama alıyorum ama Asya marketinde ne alaka yani? Hoşuma gitti burada da olması. Bunu çok öneriyorlar. Böyle pirinç krakeri. Böyle çok tatlı değilmiş. Böyle tuz da değilmiş ikisinin arasında. Bir de bunu önerdiler. Ananaslı kek diyorlar. Bu da bizim biraz renkli pişmaniyelere benziyor. Yine kırmızı fasulyeden pirinç keki yapmışlar. Yani beraber karışık. Bunları da deneyeceğim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz bunların hepsini tatmak için 3 tane falan tadım videosu çekmemiz gerekecek. Nasıl olacak? Bu kadar şeyi nasıl tadabiliriz ki? Zaten burada tadamayız. Evde tadarız. Zaten şöyle yani asıl amacımız buradaki Asian Market'i göstermekti. Hem de gezmekte. Arada tadarız. En değişik olanlarını tadarız. Evet. Şu hazır yemeklerin oraya gidelim ve işi bitirelim. Evet, orada bir de bir sürü yumurtalar falan var. Belki o dediğin yumurtayı bulabiliriz. Bir şey söyleyeceğim. Onlar fasulyeli dondurma da. Bu çok enteresan bir şey. Açılıyor mu? Açılıyor. Muhtemelen içine döküyorsun birini, birinin içine döküyorsun falan filan. Bence çıkartıp külah gibi yapmışlar. Burada bir şeyler yiyecek miyiz? Bence deneyelim burada. Bence de. Aa bak. Etinin. Evet, güzel. Girsin. Where is the kimchi? Kimchi. Ceyda kimchi diye bağırıyor. İletişim kurmaya çalışıyor. İçeride birçok insan İngilizce bilmiyor bu arada. Ya İspanyolca ya Asya'nın neresindense lokal dili neresiyse onu konuşuyorlar. Kore, şu bu. İngilizce bilen insan çok az. Anlaşıyoruz onu bir şekilde. Sorduk. Ceyda bağırış çağırış anlaşmaya çalışıyor. Kimchi burada. Burada işte adam niye koştu ki öyle? Aslında bizim birazcık lahana turşumuza benziyor. Acı lahana turşusu zaten. Ama çok seviyorum. Şu ufaklardan al dene. Ama kavanozda yok mu? Bunlar bozulmaz. Gerçi turşu bozulmaz. Burak böyle verdiler. Yani. Bence bunu alalım. Tamam, hangisini istiyorsan. Marketin bir kafesi varmış. Kore böyle pastane gibi bir şey. Ama bunu marketten aldık. Buraya oturduk. Şunu bir deneyelim elimeden. Sonra bir şeyler yiyeceğiz. O elimde kocaman bir meyve taşımıştım ya. Onun dondurması çok ekşi olduğunu söylüyor. Ama bakalım tadına neler olacak. Daha sonra da marketin... Yüzüne baka baka kararır. Sen açamıyorsun ya atıştırmalıklarda. Ben de açamıyorum şu anda. Al aç. Sonra marketin kafesindeyiz. Burada değişik börekleri varmış. Kore pastanesiymiş. Çok güzel ama. Bir garip kokuyor ama hadi bakalım. Böyle. Hep sen yapıyorsun bu şeyi. Ben yapayım. Çok cesursun. Çok cesursun. Biraz garip kokuyor. Hayatım meyve ne kadar garip kokabilir ki? Koklan soğan gibi kokuyor. Böyle çok değişik. Kokuyor. Ne yaptın ya? Ne yaptın? Çok kötü hakikaten. Çok. Bir şey söyleyeyim mi size? Zaten bunu buraya getiren firmanın e-mailini yazmışlar arkaya. Yani böyle firma bilgileri var. sunu@gmail.com ne kadar ciddi bir firma olduğunu. Yo, durian paste, non-dairy whipping cream, water. Doğru. Gayet doğru bir şey. Yani o meyvenin moşesini aldık. Normalde bunun çileklisi var. Malezya. Çok güzel oluyor da. Malezya ürünüymüş. Biz zaten bayatlamış. Vay yedi. Nisan 3 diyor. Nisan 3. Ay zehirlendim kocam çabuk. Nisan 3 diyor. Gitti o. Bayatlamış. Hadi o zaman hemen diyoruz ki bizim. Dava açalım. Hemen para getirelim. Hemen. Ama çok geç. Arkadaşlar biz bu marketi satın almaya gidiyoruz. Bir dakika, bunu hakikaten söyleyelim ama. Evet. Hemen müdürü çağıralım. Böyle saçma şey olur mu? Sütlü bu ürün. Nisan 3. Dın 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 dın. Olay. YouTube'da olay. Tam sevdiğimiz işler. Dur bir şey yiyelim, ağzımız tadıysın. Bir şey yiyelim, hemen geliyoruz birazdan. Olayları anlatacağız. Güney Koreli bakery, yani pastane gibi bir şey. Börekleri var. O ne Ceyda? Bu kimchili. Biraz evvel aldığımız lahana turşusu. Evet. İşte kimchi. Bir de köri'li alıyorum. Köri soslu. Gerçekten ağzımın tadı değişmesi lazım. Çok iğrenç bir şey yedim ya. Vallahi çok iğrenç. Şunları da çekelim mi? Bak orada değişik böyle renkli ekmekler falan var. Bu mini cheesecake. Ekmiş. Brownie'ler var. Maçalı brownie var. Ya bak, çilekli böyle şey. Ne o? Çilekli böyle ekmek gibi bir şey yapmışlar, yumuşak. Ama tabii bu tatlıları almayacağız çünkü esas size bir sürprizimiz var. Onu alacağız. Vay, çok güzel gözüküyor. Kruvasan, çilek, üstüne toz şeker. Bak bunlar da çok güzel. Tiramisu'lere falan bak. Evet. Vay 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 vay. Pastaları ne güzel yapmışlar. Çok güzel gerçekten.
Böreklerimizi aldık. Ben köriliği yiyormuşum. Ceyda kimçi yiyor. Ben de kimçi yiyorum. Yanlış yiyorum. Ben köri diyorum, sen kimçi yiyorsun. İçi böyle. Ama çok güzel hamuru. Evet. Bu da çok güzel. Köri çok güzelmiş. Bu da güzel. Bunu bitirip bir şey daha alacağız. Bu yöreye ait. Sürpriz ama. Ama aslında bize ait. Aslında bize ait. Birazdan onu da göstereceğiz. Önce bir karnımızı doyuralım. Aslında demin göstereceğimiz şey bici bici yapmış gerçekten. Birini fasulyeli, birini yeşil çaylı, birini de mangolu yapmışlar. Biz de fasulyeliyi deneyecektik ama şu an kalmamış, yapmıyorlar. O yüzden de klasik tiramisu yerine çilekli tiramisu aldık. Bir şey ekleyebilir miyim? Hazır bunu böyle bici biciden girmişken. Adana'ya gittik, sürekli Adana ile ilgili bir şeyler söylüyorum diye beni herkes Adanalı zannediyor. Adanalı değilim arkadaşlar. Adana'yı çok seviyorum. Çok sevdiğim Adanalı arkadaşlarım var. Dolayısıyla Adana ile ilgili birçok konuya ve birçok şeye hakim olduğum için böyle arada bir Adana'ya atıfta bulunuyorum. Şimdi de bici bici karşımıza denk geldi. Allah'ın Güney Koreli restoranında bici bici var. Yiyemedik maalesef. Kalmamış. Adanalı değilim. İstanbulluyum. Çekmeköylüyüm. Onu da bir arada hazır böyle bici bici olmuşken anlatayım. Bici bicinin ismi var onlarda da. Kakigori. Kakigori. Nereden buldun iki saniyede? Ya geçen de gördüm. Tesadüfen şimdi karşıma çıktı. Kakigori'ymiş onların da. Burada İngilizce yazıyor tabii. Shaved ice yazıyor ama normal bir cici. Bir de normal fındıklı kruvasan aldık. Ama tabii ben yine o yediğimiz börekten aldım tuzlu niyetine. Hem çok sevdim hem de ben tatlı yedikten sonra tuzlu yiyorum. Çünkü gerçekten tatlı beni çok etkiliyor. O yüzden hemen bir tuzlu bir şey yemem gerekiyordu. Böreği de sevdiğim için börek aldım. Ya bu normal aslında bilinen bir şey de. Hiç çikolata yok. Kahve ve çikolata yerine çilek kremesi koymuşlar. Güzel mi? Çok güzel. Kremesi kruvasandan da güzel. Videomuza evde devam edeceğiz. Çünkü aldığımız birkaç bir şeyi de yiyeceğiz. Yani çok bir şey almadık. Çünkü yemeyeceğimiz bir şeylerde ziyan olmasın. Ama bir iki tane değişik bir şey aldık sizler için. Onları da hatta o dediğim o kanser için olan meyveyi de evde deneyeceğiz. O yüzden videomuzun devamı evde. Çaktırmadan kamerayı koy. Şu müşteri işlerine... Ay unuttum evet. Çünkü bayat olacak iş değil. Süt bir şey nasıl bayat satılır yani? Çok kötü bir şey. Böyle olay çıkaracağım. Böyle çaktırmadan izin çek beni. Ki ben normalde genel tarihine bakarım. Bakmadım, aldık. Sen tadı kötü gelince bir baktın. Bir de videoda diyorum ki arkadaşlar mutlaka ürünlerin içeriğini okuyun. Bu alışkanlık yok ama bu alışkanlığı edinin falan filan diye anlatıp gidip bayat şey yedim. Bari bu videoda onu konuşmasaydım. Evde görüşürüz. Evet biz evimize döndük. Çok yüksek sesle konuşamıyorum. Talya'yı uyuttuğum için uyanmasını istemiyorum. Biliyorsunuz Asian Market'in devamı aslında bu bir atıştırmalık bir video değil. Sadece orada aldık. Birkaç tanesini evde deneriz dedik. Videoda da bahsettik zaten. Şimdi size bunları göstereceğiz. Yine bir deneme videosu gibi diyelim. Evet, atıştırmalık diye başlamadık ama yine tezgahın başına geldik. Değişik garip garip şeyler tadacağız yine. Bazılarının tadını biliyoruz, bazılarının tadını bilmiyoruz. Size göstermek için aldık. Bir şey söyleyeceğim. Kaçamıyoruz. Bu atıştırmalık içinden kaçamıyoruz. Market gösteriyoruz. Yine gelip test ediyoruz. Ne olacak bilmiyorum. Ama yani yine... Kilo veremiyorum kilo. Öncelikle neyden başlayalım? Bu... Guanabana. Bundan size bahsetmiştik biliyorsunuz. Bu kansere... Çok iyi gelen meyvelerden bir tanesiymiş. Antioksidant görevi görüyor. Çoğu zaman bulunamıyormuş ve tropik adalardan bunları getirenler varmış. Satışını yapıyormuş. Biz markette bulduk, deneyeceğiz. Sen onu keserken ben de bir şey açayım istiyorsan. Tamam. İlk defa meyveyi soyacağım. Bununla başlamak istedim. Kırmızı fasulye ve pirinçli kek. İçi böyle çok sert ve yumuşak. Çok sert de yumuşak mı? Yani sert. Konuşalım. Böyle süngerimsi bir şey. Hani... Çok sert de yumuşak mı? Değişik süngerimsi. Bu çekirdeklerini saklayalım. Bence bunu bahçeye ekelim biz. Ekelim tutar. Burası da tropik sonuçta. Beni yara. Bir iki parçada keseydim ben yine yeseydim. Bu... Ne bu? Asian Market'ten aldıklarını tek başına deniyorum mu diyorsun o bu? Hayır vereceğim. Böyle... Nektari hani olmamış nektari tadı da var. Böyle ham nektari tadı da var. Bir dakika. Yani şeftali tadı. Ben şimdi söyleyeceğim bu tadını. Ben ikisinin arasında kaldım. Olmamış armut tadı gibi. Bir de o küçük böyle şeftalilerin küçük yeşil olan nektar dediğimiz
Hamurhane benziyor. Bayat armut tadı var. Bitmiş. Yumuşamış. Artık bitmiş. Yumuşamış armut tadı. Son günleri, son demleri. Ama değil yani, kötü değil. Güzel. Sağlıklı ise yenir. Zaten yani eğer dedikleri gibi, eğer o şekilde faydası varsa ben bunu yerim. Bunu açmıştım ama bu çok tatlı bir şeye benziyor. Bunu yersek öbürlerin hepsi tatsız gelir. Ben diyorum ki şöyle gidelim. Bu çok tatsız bir şeye benziyor. Direkt. Yok sen, pardon, sen tatlıymış, krakermiş. Pirinç krakeri. Aa iyi bari. Oo. Paketler böyle ikili ikili. En azından bütün paketi açıp ziyan etmiyorsunuz. Çok iyiymiş. Bayatlayacak diye. Herhalde insanlar çocuklarını okula giderken falan veriyor. Beslenme çantalarına koyuyor. Muhtemelen. Pirinç krakeri. Hiç yemedim hayatımda. Bence bu tuzlu. Ve tuzlu kraker zaten ismi. Çok güzel. Çok güzel. Bayıldım. Şu hani yuvarlak vardı ya, patlamış pirinçler. Biraz ona benziyor ama hissiyatı çok iyi değil mi? İnanılmaz iyi. Çok güzelmiş. Çok tehlikeli. Bunu oturursun böyle çerez gibi pıtır pıtır. Aynen. Pıtır yersin. Buna gidelim mi? Ne o? Ananas keki. Evet. Buyurun Ceyda Hanım. Bilgin aslında kek görünümlü kurabiye. Bence bu tam tahmin ettiğim gibi. İçinde biraz kötü kokuyor. At ağzına. Güzel. Kötü kokuyordu ama bence tadı çok güzel. Böyle çok şekerli de değil ama çok güzel. Neye benziyor? Hissiyatı... Armut. Taze armut. Hayır böyle içleri... İncirli, hayır, incirli var ya, incirli bisküviler var. İçinde incir var. Hissiyat onun gibi ama çok iyiymiş tadı. Ben yine armut ama armutun hangi haline benzettim biliyor musun? Böyle köy armutları vardır. İçi böyle kahverengi, kesince kahverengi olur. Ona, onun adını tam bilmiyorum da köy armutu denir. Onların tadı var. Güzel, ver de onu ben yiyeyim bari. Ben de yiyorum bu arada. Bayıldım. Bir şey diyeceğim ya. Biliyorsunuz bir tane ürün bayat verdiler. Müdürle konuşacağız dedik. Müşteri ilişkilerine gittim. Mikrofonumla arkadaşıma kamerayı verdim. Düğmeye basacaksın dedim. Foto çekmek için video. Ama arkadaşım fotoğraf çekme düğmesine basmış. Müşteri ilişkilerinde çok güzel bir resmim var. Maalesef video çekmemiş. Şöyle oldu arkadaşlar. Müşteri ilişkilerindeki hanımefendiyle görüştüm. Birazcık da böyle hafif sert konuştum. Çünkü sonuçta bayat ve sütlü bir şey yedik. Hanımefendi çok kibar davrandı. Daha fazla bir şey söyleyemedim. Düzgün bir cevap aldığım için. Düzgün cevap almasaydım çok uzatırdım. Düzgün bir cevap aldığım için çok özür dilediler. Ben de tabii ki uzatmadım. Ürünün parasını geri aldık. Çirkeflik yapmanın lüzumu yok. Herkes hata yapabilir diye döndük. Evimize geldik. Onu da söyleyeyim çünkü... Çekeceğiz dedik ama maalesef görüntülerde yok. Evet. Fotoğrafım var ama arzu ederseniz. Ben artık bir tuzlu yiyelim istiyorum. Peki bunu sona bırakalım. Evet, onu sona bırakalım. Bu acılı Lay's denemek istiyorum. Bakın hani bu Çin biberleri vardı küçük, ya böyle. Böyle kırmızı Çin restoranlarında. Kırmızı. Bence bu çok acılı. Hot pot flavor. Hani içine atıyoruz. Evet evet. Nereye evet. Yapıyoruz kendin pişir kendin ye gibi. Onun sosu. Delirin. Çok güzel. Çok acı. Bana acı gelmedi. Acı biber de değil. Değişik bir baharat da var içinde. Hot pot işte. Pişiriyoruz ya. Noodle yapıyoruz, içine et yapıyoruz falan. Onun sosu. Yani değişik bir aroması da var. Galiba bak bir şey söyleyeceğim. Hı. Bu kırmızı biberler var ama bak şurada yeşil tane bir şeyler var. Acaba onun aroması var. Bakayım. Bir de. Yanlış etiket basmışlar. Evet. Bu nasıl bir market ya? Biz de çok dikkatliymişiz gerçekten. Yosunlu. Evet, normalde acılı Lay's bunlar yosunlu Lay's'in etiketini basmışlar. O yüzden şunu çıkarıp okumam lazım ama onunla uğraşamayacağım. Ama değişik ve güzel bir aroması var. Benim çok hoşuma gitti. Evet, öbürüne geçelim bakalım. Bunu sen aç. Bunu büyük bir ihtimalle ben denemeyeceğim. Neden? İstakozlu cips. Neden denemiyorsun? Bayağı iyi. Denemeli miyim? Evet. Biraz bak, ağır. Doğruyu söyle. Gerçekten. Biraz ağır. Biraz ağır ama güzel. Karidesten daha ağır. Koyma içine. Çok böyle... Bence gayet iyi. Bu kokuyor. Gayet iyi. Ay. Ben hemen...
Ağzımın tadını değilsin istiyorum. Yok. Kaktüs meyvesini keselim. Aa, bir dakika. Bunun rengi çok güzel. Evet. Genelde evet, benim yediklerim daha böyle turuncu, daha açık renkli. Farklı bir tip mi kaktüs acaba? İçi kırmızı çok güzel. Bu bayağı nar. Kırmızı pancara benziyor. Bakayım. Ama tadını merak ediyorum. Yani kırmızı olduğu için merak ediyorum. Kokusu çimen gibi şu anda. Nar gibi, dediğin gibi minik 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 çekirdekleri var, dikkat et. Nar gibi tadı. Güzel. Çekirdekleri inanılmaz sert. Nasıl yuttun? Direkt yuttum. Kaktüs ağacı çıkarmış değil mi? Öyle diyorlar ya çocukken. Ben yutmayacağım. Çocukken diyorlardı ya. Çekirdekleri yutma. Ağaç çıkar içinden falan diye söylüyorlardı. Bir yandan yiyoruz, bir yandan ben ortalığı topluyorum. Evet, ilk açtığım sona kaldı. Bundan bahset. Bahsettim. Ha, tabii doğru, ilk başta bahsetmiştim ama kırmızı fasulyeli pirinç keki. Yumuşak, böyle bizim lokum gibi, üstü Hindistan cevizi kaplı. Ya. İçinde şeyi var. Yok, hayır. İçindeki neden? Herhalde şu kahvenin işte şey. Kırmızı fasulye? Fasulyenin şeysi. Hayır, sen önceden. Çikolata görünümlü fasulye. Sen şu zamana kadar tepki vermediysen demek ki çok kötü. Ne o? Tadı yok. Tatsız, tuzsuz mu? Bizim lokumlar gibi ama tatsız. Böyle fasulye sanki hurma gibi geliyor tadı. Ne olduğu belli değil bir şey. Hurma gibi değil mi sanki fasulye? Acaba hurmayla mı şekerlendirdiler? Hurma gibi de değil, çok değişik. Dur bakayım ya. Bizim lokum candır ya. Bizim lokumlarımız. Ben pek lokumcu bizim değilim. Bana çok tatlı gelir lokum. Ben bir tek şeyi seviyorum. İçi fıstıklı olan minik minik lokumlar var ya. Ben de. Küçük küçük onları bir çok seviyorum. Dış çikolata kaplı. Onları seviyorum. Onun dışında sevmiyorum çok fazla ama tabii ki bizim lokumlarımız gerçekten yani hani muhteşem. Her çeşidi bunun yanından bile geçemez. Yani bir dakika, kıyaslamayalım lokumla. Lokumun şu yanından geçemez arkadaşlar. Burası hala çözmeye çalışayım. Bir yorum yapacağım, yorum bile yapamıyorum yani. Ne olduğu bilmiyorum. Belirsiz bir şey işte. Evet, yani denemeye değmez. Aynen. Boşa kalori. Ama tabii muhtemelen bunu seven çok vardır. Bunu sevenlere de terbiyesiz gitmiş olmayalım buradan. Saygımız sonsuz. Saygımız sonsuz şuna. Bizi Tayvan'dan izleyen izleyicilerimize, bunu seven Tayvanlılara saygısızlık etmeyelim. Çok güzelmiş, çok beğendik. Ya şimdi her türlü sonuçta benim de sevmediğim birçok şey var. Sen seviyorsun yani, saygı duyalım. Tamam da yani bunu zaten ilk yer Türk biz olma ihtimalimiz çok yüksek. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Bir şey diyecektim. Hani şu anda terliği öğüttüğüm için iyi geceler diyecektim hepinize. Valla iyi geceler ya. Sonuçta belki bizi, Tayvan'da gündüzdür. Bize iyi geceler olacak. Çünkü biz yatacağız bu videonun sonunda. O zaman hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Tayvan'a da sevgiler. Tam yukarı çıkıyordum ki bunu denemediğimizi fark ettim. Ceyda'dan gizli bir şekilde şimdi bunu deniyorum. Çünkü güzelse hepsini ben içeceğim. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Müthiş bir şey. Bu arada şaka yapıyorum, Ceyda'dan gizli değil. Unutmuşuz. Su almak için buzdolabını açtım. Ceyda yukarı çıkmıştı. O yüzden unuttuğumuz için sizin için bunu da denemek istedim. Çok güzel. Görüşmek üzere. Bay bay.